18 Ocak evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Güncel sorgulama 18 Ocak evde bakım maaşları 43 ilde yattı. Devlet tarafından evinde hasta, yaşlı ve engelli hastalara bakan vatandaşlara ödenen evde bakım maaşları bu ay zamlı yatıyor. Peki 1315 lira olan evde bakım maaşları 18 Ocak Cuma günü hangi illerde yattı? Başta Ankara, Bayburt, Tokat, Aydın, Antalya, Giresun, Bolu ve Karabük olmak üzere toplam 43 ilde evde bakım maaşları yattı. 2019 yılında evde bakım maaşlarına da zam yapıldı. Evinde hasta, engelli ya da yaşlılara bakan ve devlet tarafından ödenen evde bakım maaşlarına 2019 yılında zam geldi. Evde bakım maaşları 1315 lira oldu. Peki 18 Ocak Cuma günü evde bakım maaşları hangi illerde yattı? Evde bakım maaşlarının toplam 43 ilde hesaplara yattı. Tüm illerde evde bakım maaşlarının ayın 20'sine kadar yatması bekleniyor. Evde bakım aylığı takibi, engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevkili sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidiyorlar. Raporda belirlenen engellilik oranı sonrası muhtaçlık değerlendirmesi yapılıyor ve engellilik oranına göre belirlenen evde bakım aylığı bağlanıyor. Peki evde bakım aylığının takibi nasıl yapılıyor? Evde bakım maaşı sorgulama, evde bakım maaşı yattı mı? Sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster SMS isterseniz e-devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan E-Devlet'in, engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama, sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne veya KİY'ye yazıp 4747 SMS atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası SMS kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz. Evde bakım aylığı nedir? Bakıma muhtaç olduğu gerekli belgelerde kanıtlanmış hastalara bakan kişilere verilen hasta bakım parası ne kadar? Tutarı bir aylık net asgari ücret tutarının 2/3'ünden az olan bakıma muhtaç engellilerin bakımını üstlenen akrabası, vasisi gibi üçüncü kişilere ödenen aylığa evde bakım aylığı denir. Evde bakım parası kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin, eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri. Eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir. Evde bakım ücreti alma şartları nelerdir? Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması, gelir kriterlerine uygun olması 1. Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az P olan ve ağır engelli bölümünde evet yazan rapor gerekmektedir. Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır.
Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez. 2. Madde 2'deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir. 3. Engellinin bulunduğu hanede yaşayan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3'ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz. Sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir.